Selam, ben Sultanoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir programla yine karşınızdayız. Bugün yeni bir tatlı yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Selam, ben Sultanoğlu. Bugün sizinle birlikte kedi dili yaş pastası yapacağız. Adından anlaşılacağı üzere pastamızda kedi dili kullanacağız. Pek çoğunuz değişik usullerde yapıyorsunuz. Ben bugün kendi usulümü size göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Buyurun başlayalım. Şimdi tatlımız için gerekli malzemeleri sayacağım. Fötibör bisküvi, kedi dili, çikolatalı sos, bunun yerine çikolatalı puding olabilir veya çikolata olabilir. Tercih size kalmış. 2 paket krem şanti, 3 bardak süt. Sütü 3,5 bardak da yapabilirsiniz. Biz bir bardağını krem şantide kullanacağız. 2 bardağını çikolatalı sosta kullanacağız. Çikolatalı sos için 2,5 bardak da yapabilirsiniz. Ama biz kıvamı yoğun olsun istediğimiz için 2 bardak kullanacağız. Buyurun başlayalım. Ve tabağımıza diziyoruz. Zemini bu şekilde oluşturuyoruz. Zeminimizi oluşturduktan sonra duvarlarımızı öreceğiz. Önce bir duvar koyuyoruz. Arkasından bir kedi dili koyuyoruz. İkinci kedi dilimizi de tamamlıyoruz. Bir sıra daha duvar çekiyoruz. Duvarımız bittikten sonra bir kedi dili seti daha çekiyoruz. Üçüncü duvarımızı örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bütün duvarlarımızı örerek tabağımızı hazırlıyoruz. Evet. Duvarımızı bu şekilde bitiriyoruz. Duvarımızı bitirdikten sonra hafiften kalan sütümüzü üzerine gezdiriyoruz. Hem bu şekilde kedi dilini de ıslatmış oluyoruz. Hem de kalan sütümüzü değerlendirmiş oluyoruz. Sıra geldi krem şantimize. Krem şantinin nasıl yapılacağını herkes biliyor. Biz de buyurun yapalım. Krem şantilerimizi tabağımıza boşaltıyoruz. Ben çırpacağım için böyle derin bir tabakta çırpmayı tercih ettim. Sağa sola saçılmasın diye. Bir bardak sütümüzü üzerine ilave ediyoruz. Başlangıçta da söylediğim gibi bir bardakla yapacağız. Krem şantimiz yeteri kıvama ulaştı. Şimdi bunu kalıbımızın üzerine yayacağız.
krem şantiyelerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Sonra bir düzeltleyeceğiz. Bizde krem şanti yetmedi. Bir paket daha krem şanti yaptık. Toplam 3 paket krem şanti oldu. Siz buna dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü bizim yaptığımız tabak biraz büyük çıktı. Son rötuşlarımızı da yapıp şantiyi üzerinde düzeltiyoruz. Ve çikolata sosu yapmaya geçiyoruz. Çikolata sosumuz hepinizin bildiği gibi 2 bardak sütümüzü boşaltıyoruz tencereye. Üzerine krem çikolatalı sosumuzu döküyoruz ve karıştırıyoruz kaynayıncaya kadar. Hepiniz bunu bilirsiniz. Tabaklanmamasına dikkat ediyoruz ve burada bir güzel pişiriyoruz. Pişirdikten sonra direkt yaş pastamızın üzerine dökeceğiz. Çikolatalı sosumuzu da pişirdik. Yaş pastamızın üzerine dökmek istemiyoruz. İlk sıcaklığı bir geçsin, harareti sönsün. Ama yoğunlaşmadan da ılık iken üzerine dökeceğiz ki çünkü bu sıcaklık burayı yakıp eritmesini istiyoruz. Evet. Çikolatamızı üstüne yerleştirdik. Arkasından buzdolabında bir 4-5 saat dinlendirdik. Pastamız yemeğe hazır hale geldi. Yakın çekim size bir göstereyim. Görüntüsü falan mükemmel oldu. Çok hoş bir görüntüsü var. Sıra geldi lezzetine. Şimdi lezzet testini yapmadan evvel bir parça dilimleyeceğim. Hep birlikte bakalım. Evet. Dilimliyoruz. Gördüğünüz gibi her tarafı yumuşacık olmuş. Çok güzel gözüküyor. Ve şimdi geldi deneme testine. Lezzet testimiz için her zaman olduğu gibi işin uzmanlarını çağıracağım. İkinci uzmanımız Cemile Hanım geliyor. Çok güzel olmuş. İkinci uzmanımız Davut Bey geliyor. Çok güzel olmuş. Bir programımızın daha sonuna geldik. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve hepsinden önemlisi yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.